Dikili Belediyesi ve Dikili Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Demokrasi, İnsan Hakları, Adalet konulu konferans Dikili Grup Kafede sunuldu, verildi. Emekli Oramiral Türker Ertürk'ün katıldığı konferansta halk büyük bir beğeniyle izlediği bilgiler ışığında General Ertürk'e son derece teşekkür ettiler, mutlu olduklarını belirttiler. Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Başdanışmanım, Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şube Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. Bu ülkenin yiğit ve yurtsever gazetecilerinin başında gelen Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te hukukçu, siyasetçi, yazar ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy'un 31 Ocak 1990'da katledilmesinden yola çıkarak düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası ve Demokrasi Şehitlerimiz için Sayın Belediye Başkanı, Sayın Meclis Üyeleri ve saygıdeğer Türker Ertürk, değerli eşleri Özden Ertürk ve tabii ki sivil toplum örgütü başkanlarımız, yöneticilerimiz ve sizler hoş geldiniz. Atatürkçü dostlar, hoş geldiniz. Karanlık güçlerin saldırıları sonucunda 24 Ocak 1993'te yitirdiğimiz araştırmacı, gazeteci Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da yitirdiğimiz Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu genel başkanımız Profesör Doktor Muammer Aksoy'u ve tüm değerleri, tüm aydınlarımızı anmak, temsil ettikleri ve savundukları değerleri cumhuriyetimizi, devrimlerimizi yaşatmak amacıyla her yıl 24-31 Ocak günleri arasında Adalet ve Demokrasi Haftası düzenleniyor. Aydınlanma yolunda ilerlerken aydınlanmanın ışığının kitlelere ulaşması hep engellenmek istenmişti. Işığın getirdiği aydınlıktan, bilgiden ve gerçeklerden karanlık ilişki ağlarını çıkar ilmekleriyle örüp halkımızın yarınlarını çalanlar bir adalet ve demokrasi haftasında daha emperyal güçler ve hain işbirlikçilerinin alçak cinayetlerle aramızdan aldığı devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ülkemizi karanlığa sürükleyen 12 Eylül 1980 faşist darbesinin zeminini oluşturma amaçlı siyasi cinayetlerin ikinci perdesi 31 Ocak 1990 günü Ankara'daki evinin önünde kurşunlanarak alçakça öldürülen kurucu genel başkanımız Profesör Doktor Muammer Aksoy'un aramızdan beden anılmasıyla açıldı. Seri cinayetlerin diğer önemli halkası ise 24 Ocak 1993 günü Kalpaksız Kuvacı Uğur Mumcu'nun arabasına konulan bomba ile paramparça edildi. 1971 yılında Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesi'ne başlayıp
1979 yılında subay olarak donanma saflarına katıldı. Meslek hayatı boyunca 15 yıl bilfiil gemilerde çalıştı. 1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış, 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999 yılında İtalya Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamıştır. Ertürk, 2000-2003 yılları arasında Londra'da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ateşeliği, 2004-2005 yılları arasında Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir. 30 Ağustos 2006 yılında amiralliğe terfi etmiş, 2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görevi esnasında ülke çapında bir sosyal sorumluluk projesi olan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin yapılmasında öncelik etmiştir. Avrupa ve Amerika'da yayın yapan 25'i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitelerde köşe yazarlığı yapmakta ve konferanslar vermektedir. 1 Temmuz 2017 tarihinde Vatan Evladı Altın Şeref Madalyası ile ödüllendirilmiş, Çağdaş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Bugün de Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle bizlerin davetine icabet eden ve konuşmalarını yapmak üzere emekli amiral Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Türker Ertürk'ü kürsüye davet ediyorum. En başta hanımefendiler, Sayın Belediye Başkanım, ADD Şube Başkanım olmak üzere herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ADD Şube Başkanı'na da teşekkür ediyorum davet ettiği için. Bu sayede sizler gibi seçkin bir topluma hitap etme şansını yakaladığım için. Dikili tabii ki bilmediğim bir yer değildi. Burada daha önce de konuşma yapmıştım. Hatta 80'li yıllardan itibaren bu limana çokça gelmişliğim de vardır. O günkü durumunu da biliyorum. Şimdiki durumu, aradaki farkı da görebiliyorum. Ama şu ana kadar temas ettiğim insanlar hep belediye başkanımızdan sitayişle bahsettiler. Yeni sayılır görevinde daha iyi şeyler yapacağının ben emarelerini aldım. Huzurunuzda şimdiden yine başarılar diliyorum kendisine. Şehitlerimizden bahsetti. 24 Ocak Uğur Mumcu, 31 Ocak'ta da birisi de bir ilki 93'te Muammer Aksoy'da, kurucu genel başkan da 1990'da. Biz bu haftayı Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kutluyoruz. Ama dünyada, burada yaşıyoruz. Yani bugün Türkiye'de esasında adalet ve demokrasinin olmadığını da görüyoruz. Peki niye bu etkinlikleri yapıyoruz? Bu konuda toplumsal farkındalık yaratabilme adına yapıyoruz. Ama biz biliyoruz ki bugün Türkiye'de demokrasi de yoktur. Adalet de yoktur. Katledilmiştir. Kim bunun müsebbibi? Şu andaki siyasi iktidar. Yine genç kardeşimiz de ifade etti. Ne diyor Uğur Mumcu? Ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetim, ben laikim, ben anti-emperyalistim diyor. İşte bunlar için öldürüldü değerli dostlar. Bakınız, siyasi cinayetlerde tetiği kimin çektiğinin hiç önemi yoktur. Önemli olan siyasi cinayetlerde tetiğin arkasında kimler vardır? Bunların kümelendiği tarih dilimi genelde 1990, yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte başlayan bir süreçti. Bunlar esasında laik, demokratik,
Cumhuriyet'in öncüleriydi. Bazen insanlar şöyle düşünebilir. Ne bileyim, benim de dedem de vardı, benim de babam da vardı. Aynı fikirleri savunan ve onun başına bu felaketler gelmedi diye. Bakınız, bunlar öncüler olduğu için veya bugün rejimin ne duruma geldiğini görüyorsunuz. Bugün bu rejimin kurulabilmesi için o gün o insanların öldürülmesi, geçilmesi gereken önemli kilometre taşlarından. Zihniyet olarak. Zihniyet olarak bu insanları katleden bu zihniyettir. Bugün Türkiye'yi yöneten zihniyettir. Laiklik. Laiklik esasında aklilik demektir. Laiklik demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Bakın bugün işte kadınlarımız erkeklerle birlikte karışık, ön sırada oturuyor. Kimse onlara geç arkaya haddini bil demiyor, diyemiyor değil mi? Bu esasında laikliğin, akliliğin, insanlığın düşünsel evriminin bir ürünü. Geçmişte bunlar yoktu. Geçimli olarak çokça söylemlerde bulunuyoruz. Geçmişte bunun serresi dahi yoktu. Özellikle bu 18. yüzyıldan sonra ortaya çıktı. Aydınlanmayla birlikte ortaya çıktı. Gücün koldan kafaya geçmesiyle birlikte ortaya çıktı. Çünkü biz erkekler kadınlardan güçlü olduğumuzu adere olarak biliyoruz. Ama kafaca güçlü olduğumuza yönelik hiçbir bilimsel verimiz yok, biliyor musunuz? Bugün kadın erkek eşitliği bir toplumun çağdaş olup olmaması konusundaki en önemli kriterlerden birisidir. Bir toplumda eğer kadın yok sayılıyorsa, kadın itiliyor, kakılıyorsa o toplum çağdaş bir toplum değildir, biliyor musunuz? Ve bugün görüyoruz ki iktidarın kafası kadına bakış açısından böyledir. Hatta bugün yine orta çağın ahlak anlayışını inşa etmeye çalışıyorlar. Ne o? Kadının cinsiyeti üzerinden bir ahlak anlayışı. Bakınız, kadının ne bileyim diz kapağının üzerinin gözükmesi, kolunun gözükmesi, suratının gözükmesi, kafasının, saçının gözükmesi ahlaksızlık değildir, biliyor musunuz? Ahlaksızlık sahte imza atmaktır. Nitelikli olmadığı halde nitelikliymiş gibi sahte belgeler üretmektir. Kupon arazi biriktirmektir. İhalelerden komisyon almaktır. Kafasında tüy bitmemiş yetimin ve öksüzün hakkını yemektir. Türkiye'yi öngördükleri bu çağ dışı rejime itiraz etmenizi engelleyebilmek için bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Sedef Kabaş'ı bunun için içeri attılar. Bakınız, vatanseverlik, yani vatanseverlik öyle slogan atmakla ben bayrağımı çok seviyorum, vatanımız, 5 paralık değeri yoktur bunu, biliyor musunuz? Hatta bu kişisel ilişkilerde de böyledir. Ne bileyim, eşimi çok seviyorum. Ben işte kızımı çok seviyorum. Sevmek demek katlanmak demektir. Sevmek demek bedel ödemek demektir. Sevmek demek taşın altına elini sokmak demektir. Sen ne bileyim hırsızlık yapıyorsun, kamu malını çalıyorsun ama vatanını çok sevdiğini söylüyorsunuz. Değeri yok, biliyor musunuz? Sen bu toplum için katma değer üretmiyorsun. Diyorsun ki ben bayrağımı sevmiyorum. Hayır, sen sevmiyorsun. Sen bu söylem üzerinden birilerini dolandırmaya çalışıyorsun demektir. Ben Sedef Kabaş'ı gerçekten tanıyorum. Vatansever ve yurtsever bir kadın. Ve susturabilmek için, sizleri sindirebilmek için, korku ikliminin altını inşa edebilmek için bu ve bu insanları ne yapmaya çalışıyorlar? Yargıyı bir operasyon silahı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Yeşilköy Havalimanı da böyle. 50'li yıllardan sonra bu uluslararası trafiğe açılmış. İşte 80'li yıllardan sonra da adına Atatürk, yani kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nesi verilmiş? Soyadı verilmiş.
Bakınız neredeyse 100 küsur yıl geçmiş Yeşilköy'de veya Atatürk Havalimanı'nda bir uçağın kara saplandığı gözükmemiş biliyor musunuz? Niçin? Akılla, bilimle yeri tespit edilmiş. Ama bu iktidar hatta Avrupa'nın en iyi çalışan havaalanı seçilmesine rağmen özellikle meteorolojik şartlar açısından bir sorun yaşanmamasına rağmen ne yaptılar biliyor musunuz? Atatürk'e düşmanlık olması anlamında o havalimanının yerine ÇED raporlarında uygun olmadığı söylenmesine rağmen uzmanlar bu konuda gerçekten felakete davetiye açıyorsunuz demelerine rağmen paraları toprağa gömdüler. Yeni bir havalimanı yaptılar ve Atatürk Havalimanı'nı da kullanmasın diye biliyorsunuz pistin neredeyse ortasına inşaat yaptılar. Niçin Atatürk'e düşmanlık olsun ve yeni havalimanı üzerinden rant yaratabilmek için?